Değerli canlar, Orta Doğu ve dünyada dengeler yeniden yapılanıyor. Söz konusu Orta Doğu olunca insanlığa ait, toplumsallığa ait, ana kadının kemaletine ait, komünal değerlere ait ilklerin yaşandığı bu coğrafya şu anda yaratmış olduğu ilklere tekrar sahip olmak için ciddi sorunlar yaşıyor. Hegemonik güçler Orta Doğu'da yeni bir sürecin içerisine girdiler. Özellikle 3. Dünya Savaşı'nın etkileri kendini çok güçlü hissediyor. 3. Dünya Savaşı'nın etkileri Orta Doğu ve dünyada 2. Dünya Savaşı'nın etkilerinden daha ağır, daha derinlikli ve daha fazla kişiyi ilgilendirecek. Yaşadığımız an çoklu kazanımların ve kayıpların yoğun olarak yaşandığı bir andır. Orta Doğu yeniden dizayn ediliyor. Bu yönüyle doğru bir tarihi bilinç ile olaylara yaklaşıldığında, sağlıklı bir analizle yaklaşıldığında Orta Doğu'da Kürtlerin demokratik siyasette belirleyici oldukları gerçekliği vardır. Özellikle İran, Irak, Suriye'nin yeniden yapılanması, Orta Doğu'da İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye savaşının derinlemesine kendini göstermesi, bölgedeki kapitalist modernist güçler tarafından yeniden dizayn edilmesiyle doğru orantılı bir süreç söz konusudur. Çin ve Rusya'nın ekonomik güç olması, İsrail ve Amerika'nın birlikte hareket etmesi, İsrail'in son dönemdeki savaşı aslında İsrail tek başına İsrail değil, hegemonik bir Amerikan gücüdür. Hegemonik bir Amerikan devletidir. İran, Hizbullah, Hamas ve diğer dinci örgütlere karşı yeni bir konsept söz konusudur. Bu çerçevede bölgedeki ulus devletlerin de yeniden dizaynı vardır. Üçüncü Dünya Savaşı konseptinde dengelerin yeniden oluşmasında alan okuması yapıldığımızda Türkiye'nin bu konseptin dışında olduğu, hiçbir alana dahil olmadığı, dışında bırakıldığı gerçekliği vardır. Türkiye, İran, Irak ve Suriye gibi gibi devletlerde hegemonik kesimler ve birçok ulus devletin sınırlarında yeni değişiklikler meydana getirecekler. Belki de 22 Ekim Salı günü devletin önerileri doğrultusunda Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan gelip mecliste konuşsun, tekrar yeni bir süreç başlatısı minvalinde söylediği söylemler biraz da bu sürecin okumasıyla orantılıdır. Çünkü şu netleşti, artık gelinen aşamada İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de Kürtlerin hem teorik olarak hem pratik olarak hem son yıllardaki demokratik siyaset anlayışı ve dünyaya yönelik perspektifleri göz önüne alındığında belirleyici olma konumları vardır. Bu bilindiğinden dolayıdır ki içeride dış düşmana karşı iç barış söyleminde gelişen ve Kürtleri belki de en aza ikna etme süreci söz konusudur. Çünkü Türkiye'de asker sivil bürokrasiye dayanan devlet aygıtı ekonomik ve sosyal alanda derin bir kriz yaşanıyor. Bu krizin sirayet etmediği hiçbir alan kalmadı. Bundan dolayı barış sürecinin dile getirilmesi bütün bunlara rağmen önemlidir. Barış kelimesinin kendisi bile çok güzel bir kelimedir. Şunu net olarak belirtmekte fayda vardır. Kürt sorunu demokratik bir çerçevede çözülmesiyle Alevilerin sorunlarının çözülmesi birbirleriyle bağlantılıdır, birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Çünkü Türkiye'de katı dincilik, Türkçülük, cinsiyetçilik ve milliyetçilik katılaşmış bir hegemonik güç, Kürtleri de Türkleri de son 100 yıl içerisinde kültürel ve fiziki soykırıma tabi tutmuştur. Bu çerçevede Kürt sorunu bir turnusol görevi görüyor. Aleviler bu sürece cesaretli davranmalılar. Bu barış sürecinin nasıl evrileceği tabii ki önümüzdeki süreçte belli olur ama Alevilerin kendi hakikatlerinde almış oldukları güçle farklılıkların ikrarı birliğini esas almaları ve kainattaki bütün varlığı cümlecan olarak görmeleri
hak meydanı, barış meydanı olarak kabul etmelerinden kaynaklı olarak barışı sadece destekliyoruz sözlü olarak demenin ötesinde barışın inşası konusunda ciddi bir mücadele verme potansiyelleri vardır. Kürtlerle ve Türkiye'deki bütün emek demokrasi mücadelesi güçleriyle, devlet dışı güçlerle bir araya gelip bir an önce barışın tarafı olup ve daha önceki birinci barış sürecinde Dolmabahçe mutabakatından akamete uğrayan barış sürecini tekrar yeniden inceleyip bu sürecin birer takipçisi ve sorumluluk almaları gerekiyor. Demokratik bir ülkede ortak vatanda eşit ve özgür yurttaş olarak yaşamanın ölçüsü demokratik siyaset ve demokratik cumhuriyettir. Kürt sorunun demokratik bir çerçevede çözülmesi, Alevilerin de eşit ve özgür yurttaş olma taleplerini kabul edilmesi anlamına geliyor. Bu çerçevede şunu da belirtmekte fayda vardır. Tarihsel bir okumadır. Hiçbir kurum, örgüt, siyasi anlayış ya da lider kendi kaderiyle ilgili belirsizliği kabul etmez. Bu çerçevede barışı talep edenler kendi kaderleriyle ilgili belirsizliği kabul etmezler. Somut, net anlaşılabilir, halka anlatılabilir, halkın da direktman katıldığı bir süreç, barışı inşa edecek süreçtir. Barış mücadelesi verenlere aşk olsun.